merhaba arkadaşlar bu kitle kahve falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. bugün sizler için fincanım kapattım e, izleyenlerim adına ben niyetlendim Arkadaşlar şimdi herkes kendi gönlünden geçirmiş olduğu konu neyse bununla alakalı olarak niyetlerim bakalım neler söyleyecek bize fincanımız hep birlikte dinleyelim e, Tabii ki de şunu e, söylemek istiyorum herkesin derdi birbirinden başka Siz kolektif açılım olarak kendi Sınavınızla ilgili arkadaşlar niyetlenebilirsiniz. Neyse halimiz o çıksın falımız da diyorum. Ve ben gördüğüm tüm pozitif enerjileri sizlere aktarmaya çalışacağım arkadaşlar. Uyan sizin uymayan evrenin olsun. Haydi bakalım güzel bir enerji bizim olsun diyorum. Fincanı çevirdiğimde aldığımız enerji de sizin niyetinize yanıt olsun. Bakalım neler var bizim günümüzde bugün. Şöyle arkadaşlar güzel dileklerimiz olduğu kesin hatta ani ilerleyecek bazı süreçlerimiz var. Beklenmedik. Nazarınız zaten şurada tam olarak çıkmış. Bana kalsa arkadaşlar siz burada e, göze gelen ama işin içinde resmiyet de barındıracaksınız. Var zaten diyor. Tam, tam da <laughs> çok pardon arkadaşlar. Tam da zaten bugün iş dünyanızda Şöyle bir durum var. İki kişi kafa kafaya vermişsiniz ama inanılmaz birbirinizi negatif etkiliyorsunuz. E harfi, M harfi, her kimse e bildiğiniz bir o tarafı, bir bu tarafı, iki koldan böyle mücadele etmeye devam edecek olduğunu görmekteyim. Bir kere şunu söylemek istiyorum size. Bir yolunuz var. Kafa kafaya vermişsiniz, bu yolda ortak karar almaya çalışıyorsunuz ama inanılmaz anlaşamıyorsunuz. Yani bu insan her kimse sizin için e çok daha öyle. Ee, uzlaşabildiğiniz birisi değil. Çok net e, mücadelenizle savaşınız da hatta devam eder desem olur. Çünkü çok inatçı bir insan. İkiniz de karamsarsınız. Hatta daha da ötesinde o da size güvenmiyor. Siz de ona güvenmiyorsunuz. Şimdi sizin tabii ki de her neyse davanız bununla alakalı olarak e, her şeyden önce şunu net gösteriyor bana. E, diyor ki e, soru işaretleriyle dolusunuz. Aklınız tamamen ve tamamen soru işaretleriyle e dolu çok da normal aslında ama bu soru işaretleri arkadaşlar. Hmm. Şimdi şunu yap yapıyor olacaksınız aslında. E, yani şöyle bir şey görüyorum arkadaşlar yolunuzun sonu kapanıyor. Yani ben burada ne diyeceğimi şu an tam bilemedim. İkiniz de birbirinize güvenmiyorsunuz. Bu yoldaki yolunuzun sonunun kapanma sebebi aslında bir nevi birbirinize olan güvensizliğinizsiniz. Anahtar var. Anahtarın deliği çıkmış. Ama gel gör ki çok da şey göremiyorum orada. Birlik beraberliğinizi göremiyorum. Şimdi yarım kalmış bir yüzük meselesi, bir güneş meselesi var. Sizin burada davanız şu mu acaba dedirtirdi bana ama tabii ki de hayatta sizin bu niyetinizde tam olarak herkesin farklı olabildiği için de çok bir şey de diyemiyorum açıkçası. Şöyle desem olur. Arkadaşlar ee, bu yol tıkanıyor. Yani siz aslında birbirinize e, güvenmeyerek de şeydir ya bazen böyle insanlar birbirlerini kendi bir çift evlendiğinde kese ortak olur arkadaşlar. Bekarken azalıyorsundur ama evlendikten sonra eşinin kısmetinden faydalanırsın ve ya dersin ben e, kısmetlerim arttı evlendiğimden beri. İşte bu aslında hane olarak açılan yeni rızık kapıları ile alakalıdır. Dolayısıyla şimdi siz burada birbirinizin rızkını etkiliyorsunuz. Siz de onun onun payındasınız. Net söyleyebilirim bunu. Bu konu her neyse karı koca kavgası mı anlaşamama durumu mudur artık her neyse sizin mevzunuz ki burada çok net bir şekilde de şey yapıyorsunuz arkadaşlar söyleyeyim ne diyeceğim <laughs> nazarı buradan alıyorsunuz. Yani sizin bu tutumunuz ve bu kadar dik başta olmanız da aslında çok fazla da konuşulmanıza da sebebiyet verecek olan durummuş gibi bir kedi mi yani kedi mi diyorum? E, tavuk mu yumurtadan yumurta mı tavuktan çıkar durumu var arkadaşlar burada şurada kedi gördüm de bir nankör insanınız var o yüzden ağzından kedi kelimesi de çıktı şimdi şunu söyleyebilirim e, bu mücadelelerinizle alakalı işin içine büyükler girecek burada karı koca kavgası var mı deseniz var derim ama iki ortak kavgası da çıkar iki kardeş kavgası da çıkar buradan yani birbirinizle bağlantılı olduğunuz bir insanla Tartışma veriyor buradaki görü. O yüzden de hayatınızdaki bir kişi ile e, bu tartışmayın e, birbirinizin de net, net etkilediğinizi söylüyor. Yani e, burada bir siz onu etkiliyorsunuz arkadaşlar. Şurada bildiğiniz çok sıkıntılı bir ayı geride bırakmışsınız. Net söylüyorum. Bu yaşadıklarınız, bu olaylarınız sizin tam da bir aydır ki arada da kalıyorsunuz. Bu arada resmen önünüzde bir kişi var, arkanızda bir kişi var. Bu olayların her biri var. Sizin gücünüz çok büyük bir göz almış durumda. Bu göz de çok hayırlı değil tabii ki de arkadaşlar. Şu anlama gelir çünkü sen e, hani diyorum ya e, burada e, bereketini etkilemişsin. Sen de onu etkilemişsin diyorum ya açıkça. Sizde de görüyorum ya bunu. O yüzden burada şöyle bir gerçek var arkadaşlar siz bu süreçte çok arada da kalmışsınız. Yani kendi iç dünyanızda da bu çatışmayı çatışmayı yaşıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Ama her şartta bugününüzde bilinmezlikten boğuluyorum artık. İmdat dediğiniz bir evreye geçmişsiniz. Çok az bir zaman kalmış. Öncelikle bunu çok samimiyetini söyleyeyim. Önümüzdeki bana kalsa Ramazan ayı olarak değil de resmi süreç olarak şurada 15 gün vermiş. Yani diyemem ki size Ramazan ayının Hani Ramazan bayramı gelmeden şu olacak değil. Aksine siz bu önümüzdeki iki hafta içerisinde bir şeyleri netleştireceksiniz arkadaşlar. Ve bu netleştirdiğiniz süreç içerisinde kesinlikle ve kesinlikle resmiyet de var. Alacağınız haberler var. İtibar etmeyin. Net söylüyor burada. Boş haberleriniz de var. Arabanız çıkmış. Çıkıp gidesiniz var. Ki ciddi bir sıkıntılı ayı geride bırakmışsınız. Yani ee, sanmayın ki bu ay bu şekilde devam edecek. Hayır. Geçmiş olsun arkadaşlar. Yani o şekilde devam etmediğini bilin. Öyle söyleyeyim size. Ee, bunun dışında şöyle ki bu alacağınız haberler çok e, kaygılarınız var ya şu an. Biraz o, sizi şaşırtır türden olacak. Yani diyor ki sen burada aslında eee şu şekilde e, olumsuzu kor, kur, kurmuşsun e tabii ki de insan kendisini olumsuza hazırlamalı da zaten ama burada senin olumsuzu kurduğunu e, tamam ama o kadar olmayacağını göreceksin sen zaten. E, bu da bir arabanı alıp atlayıp gitmeni sağlayacak bir araba almanı sağlayacak bu işin içinde bir resmiyet var birisi size akıl net veriyor resmen bir göz var arkadaşlar sizi böyle gözetleyen. Martın ortasında gelecek olan haber sizi resmiyete dökecek. Nisan, Mayıs aylarınızı alır arkadaşlar burada. Bu bu süreçte evet çok net gözleneceksiniz. Nazar durumunuz kesinlikle bitmiş değil ama özellikle Mayıs sonunda yani Haziran ne diyelim ona yaz başları diyelim bir kişiyle net karşılık konuşmanız çıkmış bir kere ters duruyor bu arada size yanlış takıllar vermeye çalışmışlar ama özellikle Mayısın sonunda beyniniz yanmış <laughs> yani ben burada çok net beyninizin yandığını görüyorum bu şu anlama gelir halihazırda hazırda size öyle şeyler söylenilmiş olacak ki bu hani Hayırlı ve güzel haberleriniz var. Evet kesinlikle tertemiz olan süreçleriniz de çıkmış buraya ama e, özellikle yorgun düşeceğiniz ay aslında ve hatta süreçle ilgili temiz ilerleyen sürece ve evet ama beyniniz tutuyorsunuz. Böyle "Allah'ım sen aklımı koru" der gibisiniz. Bir insan öyle de güzel bir şekilde sizi bu süreçte merhem olacak ki e, resmiyet devam edecek ama yani ne diyelim ona? Resmiyet sürecinizin özellikle Mayıs sonu olduğunu görüyorum orada. Çok da güzel bir balık var. Yani balığınız yani kısmetiniz aslında sonuç belli de sürece uzatıyorlar mı? Kafayı yiyeceğim ya der gibi çıkmışsınız. Çünkü balığınız kafeste ve aslında o kısmeti kimse alamayacak. Bir kişiyi görüyorum. Haziran'ın başı gibi çıkmış. Bu kişi size çok ciddi anlamda akıl da verebilir. Yardımcı da olabilir. Onu ayırt edemiyorum. Tam karşınızda konuşuyorsunuz ama Huzura vardığınız bir e, haziran e, haftası. Bu resmiyet var Buket Hanım. Ne zaman sonlanır deseniz bana. Özellikle haziran ayında sizin bu resmiyetinizle ilgili birisinin size yardım etmesi, akıl vermesi ya da gerçekten ya şuracıkta görüyorum ama uzanamıyorum e, dediğiniz o süreçle ilgili aldığınız telkin, akıl, fikir bilemedim. Çok net sizi iyileştirecek ve süreci sonlandırdığını görüyorum. Yani böyle e, ee, bariz bir şekilde sizi <laughs> mücadele etmiş. Siz zaten en büyük sıkıntı dediğiniz sıkıntıları geride bırakmışsınız. Müthiş derecede arada kalmışsınız. E, çünkü arada kalma sebebiniz gerçekten mücadele ettiğiniz kişi yabancınız da değilmiş gibi çıkmış. Hani böyle eş diyelim yılların eşi ya da yılların akraba kardeşlik diyelim. işte bir şekilde e, ortaklık diyelim küçüklükten beri vesaire vesaire diyebiliriz. Ama burada net sizin arada kalacağınız süreçlerle alakalı arkadaşlar. O döngünüz inanın bilmiyor diyorsunuz ama müthiş derecede bana kalsa kesinlikle bayramı beklemez. Yani şurada net bir şekilde ay 15 gün sonrası için size buradan bir dönüşüm sağlayabileceğiniz ya da artık işi resmiyete taşıyabileceğiniz haberleriniz gelir. Bunu net söyleyebilirim arkadaşlar. Şöyle bir de Tabakla alakalı gördüklerimi iletmek istiyorum. Çünkü işte gözü de burada mücadele ettiğiniz süreçlerden alıyorsunuz. Geçmiş olsun ya evet. Siz aslında en büyük kısmını zaten geçirdiğiniz bir aydır bir aydır kabus yaşıyorum Buket Hanım. Öyle mi devam eder? Etmez. İçinizi rahat tutun. Büyük balığı iş yerinden yaşayacaksınız. Yani varsayalım ki arkadaşlar aile fertleriyle ilgili müthiş bir anlaşmazlığınız var. Müthiş bir anlaşmazlığınız var. Ve siz bu ee, anlaşmazlığınızla alakalı kaybettim. Ne yapabilirim dediniz diyelim ki. Şunu söylüyor burası bana. Sen e, içini rahat tut. Sen içini rahat tut. Senin kazancın yaz aylarında kariyerinden gelecek. Sen büyük bir balığı kariyer evinde yakalıyorsun. Yani hakkın olan sana. Kariyer hayatından öyle bir gökten gelir ki Rabbim öyle bir önünü açar ki diyor. Sen burada diyor senden gidenlere üzülme. Onlar kendilerine zaten yaratmış olacaklar bu sıkıntılı süreci. E ben ne diyorum hep size kim neyi yaşatıyorsa aslında aynısını kendisi de yaşayacak. Size de bu kişiler aynısını yapacak anladığım kadarıyla. Bu anlattığım olaylarınız iş hayatınızdansa kesinlikle karşılığını alırsınız. Aile hayatındansa ki bana çapa atılmış gibi geldiğinden dolayı Sanıyorum kariyer hayatınızda yaşayacağınız olaylardan daha çok parasal maddiyatla alakalı daha çok e, görseller var burada. O yüzden şunu söyleyebilirim gönül rahatlığıyla. Siz büyük balığı yakalamak üzeresiniz. Doğru yoldasınız. Resmiyetiniz Haziran itibariyle sonlanır. Ama kazancınız sizden olur. ya O tayin de çıkar. O sizin önünüze çomak sokanlar, engel çıkartanlar, her kimlerse onlarla alakalı da karar doğru çıkar. Siz de önünüzü açarsınız her şartta arkadaşlar o kadar da net bir e, görsel hali var burada. Şimdi aşk hayatınıza baktığımda inanın bir uzun boylu insanla, ondan biraz kısa boylu bir insan görüyorum. Kim kimden biraz uzun biraz kısadır bilemedim. Cinsiyet gördüğümden değil ama birisi iki kişi olarak karşılıklı durmuş. Dolayısıyla da ben aşk hayatınızda eğilmişsiniz ve önünüz açık. Diyorum ki bana kalsa bu Haziran ayındaki hayatınıza girecek olan kişi partnerinizse eğer ki o çok iyi gelecek zaten ama Neticede partneriniz de yolunuzu da açarak devam edeceği, önünüzde de güzel fırsatları e, kapı, yani bir söz dışan düğün, dernek isteme vesaire görmüş değilim. Ama bu ikiliyi çok net güzel görüyorum, karşılıklı görüyorum, iletişimleri devam ediyor görüyorum. Yani sizin ilişkinizle alakalı siz burada cevabı vereceksiniz. Birisi yok girer. E, zaten kimseyi istemem. Evladın mıdır? Kime niyet ettim bilmiyorum. Ama çok net birisiyle beraber uyum içerisinde gelecek vaat eden bir iletişim halinde olduğunuzu görüyorum. Kariyer evinizi çok net yaz ekmeğini yersiniz. Aileyle alakalı olan kısmı da net temiz görüyorum. O yüzden dedim ki bence aileden değil ama bu gördüklerimiz eğer ailedense idiler eğer. Bu yaşadıklarınızın sebebiyet olan ilgili kişileri diyelim. Şöyle düşünün. Kesinlikle geride kalmış bir sakinlik ve dinginlik var. Yaz ayları sizin adınıza refah seviyesi yükselmiş olacaktır. Aile içerisindeki olaylarınızla da alakalı diyorum arkadaşlar ve bugünlük benden bu kadar diyorum. E, dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Sıkıntınızı keşke herkesin derdine derman olabilecek yöntemler, yerler, böyle istasyonlar hatta olsa herkes şarj istasyonu gibi gidip de orada derdine derman bulabilse ama Hepimizin ayrı ayrı sınavları var ve bu hayatta bir tekamülümüz var arkadaşlar. Derdinizi bilemem ama güzel şeyler yaşayın isterim. Birbirimizin dualarında olalım isterim. Mübarek Ramazan ayı içerisinde de öyle. Ben videolarımı çekmeye devam ediyor olacağım. İzlemek ya da izlemek istememek tamamen tercih sebebi arkadaşlar. Dolayısıyla e, şunu da iletmek istiyorum. Derdinizin yaşatan ilgili kişisi ile ilgili çok hayırlı şeyler düşünmemek doğrudur. İnsanız hepimizden Aynı güdüler oluyor. Ben sadece ilahi adaleti teslim etmenizi tavsiye ederim. E, bunun da sebebi şu. Her şeyden önce e, bir kere şöyle bir şey oldu ki. E, gerçekten arkadaşlar ne yaşattıysa kendisi de yaşayacak. İlahi adaleti teslim edin. Nasılsınız bulaştırmayın kötülüğe. Onların fesatlığına, fitne ficurluğuna diyorum. İlahi adalet zaten sistem olarak... Onlara da aynısını yaşatacak. Buna inancınız tam olsun. Haricinde şunu söylemek isterim. Ee, umutsuz olmayın. Yarınlarınızla ilgili bazı şerler bize e, yani bazı hayırları yaşamamız için o şerleri yaşamamız gerekiyor. Belki bugünkü derdinize tam olarak odur. Umudunuzu yitirmeyin diyorum. Ee, kesinlikle yarınlarınızdan umudunuzu yitirmeyin. Bir sonraki açılıma kadar da başta sağlıklı kalın ve hepiniz hoşça kalın.